ABD Başkanı Trump G20 zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından S-400 ve F-35 krizine ilişkin Türkiye'yi destekleyen açıklamalar yaptı. Peki bundan sonra ne olacak? Japonya'daki zirveyi de yakından takip eden İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde bu soruya cevap aradı. Bir fikri daha yakın bir görüşüm olan... G20 zirvesi Türkiye açısından çok başarılı geçti. Amerika Başkanı Trump S-400 ve F-35 konularında Türkiye'ye hak verdi. Japonya'daki zirveyi yerinde takip eden İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde gelişmeleri değerlendirdi. Amerika ile sular duruldu mu sorusuna cevap aradı. Yaşar'a göre Trump'ın kendi ekibinin gözünün içine baka baka bunları söyleyeceğini kimse beklemiyordu. Adeta Erdoğan gibi konuştu. Öyle ki Pentagon'u, dışişlerini, Beyaz Saray'daki Türkiye takıntılarını bile dinlemedi. Net, açık ifadeler kullandı, soru işareti bırakmadı. Peki bundan sonra ne olacak? S-400'ler Türkiye'den içeri girince Kongre Trump'a mektup gönderecek. Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında İçinden 5 yaptırımı seçmesini ve uygulamasını talep edecek. Pentagon, F-35 satış iptaliyle Türkiye'nin projeden çıkarılmasını isteyebilir. Ekonomik yaptırımlar ve Halk Bankası konusunda adımlar atabilir. Senato ve Kongre'den Türkiye aleyhine yeni kararlar çıkarılabilir. Kongre'nin mektubu ve kağıtsa fazla önemli değil. Trump içinden en önemsiz 5'ini seçer, uygulamasını da 6 ay erteler. Peki Trump'ın açıklamalarının ardından F-35'ler Türkiye'ye verilecek mi? Yaşar'a göre bu konuda henüz Washington'da ne yapacağını bilmiyor. F-35'ler konusunda buzdolabı formülü devreye girecek gibi görünüyor. Yaşar Libya'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Hafter güçleri tarafından alıkonulan 6 Türk vatandaşının serbest kalmasının Türkiye'nin gücünü gösterdiğine dikkat çekti. Hafter Türkleri bırakmasaydı her şey göze alınmıştı. Yaşar önümüzdeki dönemde Libya ile kıta sahanlığı anlaşmasının da yapılabileceğini söyledi. Yazısını Doğu Akdeniz'de kocaman kocaman taşları yerinden oynatıyoruz diyerek tamamladı.